Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Matematik Sıfır kitabından yaş problemleri köşe taşı 3'teyiz. Sorumuza bakalım. Bir babanın yaşı ikişer yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamının 2 katına eşittir. Küçük çocuk doğduğunda baba 32 yaşında olduğuna göre büyük çocuk bugün kaç yaşındadır demiş bize. Şöyle yapıyorum. Küçük çocuk, ortanca çocuk, büyük çocuk ve biraz uzağa baba yazıyorum. Bugünkü yaşlarını önce bir yazalım. Arkadaşlar küçük çocuğun bugünkü yaşına x diyorum. Çocuklar arası yaş farkı ikişer yıl arayla doğduklarına göre 2 olacak. Yani küçük çocuk bugün x yaşındaysa ortanca çocuk 2 yaş daha fazla. Büyük çocuk da ortanca çocuktan 2 yaş daha fazla olduğu için yaşı ne olacak? X artı 4. Babanın yaşı diyor ki bu çocukların yaşları toplamının arkadaşlar 2 katına eşitmiş. Yaşları toplamını bir bulalım. Düzenleyelim bakın. Yaşları toplamı ne yaptı? 3x artı 6. Bu yaşları toplamının arkadaşlar kaç katına eşitti? 2 katına. Buraya düzenleyerek yazıyorum. 2'yi dağıtıyorum. Baba bugün 6x artı 12 yaşında mı? Bu bugünkü yaşı. Bana diyor ki küçük çocuk doğduğunda baba 32 yaşında. Şimdi arkadaşlar küçük çocuk bugün x yaşında. Küçük çocuk doğduğunda dediği için o zaman bize neyden bahsediyor? X yıl önceden bahsediyor. Şu an x ise bu çocuk doğduğunda zaten kaç yaşında olacak? 0 yaşında. E baba kaç yaşındaymış? 32 yaşında. Şimdi arkadaşlar x yıl önceden bahsettiği için baba bugün 6x artı 12 yaşında. X yıl önce yaşı x yaş daha az olacak ve kaç yaşındaymış? 32 yaşında olacakmış. Şunu unutmayın, bir kişi doğduğunda her zaman kaç yaşında olur? 0 yaşında olur. Bu bilgiyi de burada bahsetmiş olalım. 12'yi karşıya atıyorum. 5x buradan 20'ye eşit oldu. Her iki tarafı 5'e böldüğümde x'i ne buldum? 4 buldum. Bana diyor ki arkadaşlar büyük çocuk bugün kaç yaşında? Bakın büyük çocuğun bugünkü yaşı x artı 4 yani 4 artı 4'ten 8 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bir annenin yaşı 3 yıl arayla doğmuş iki çocuğunun yaşları toplamından 10 fazladır. 5 yıl sonra annenin yaşı küçük çocuğun yaşının 3 katından 10 eksik olacağına göre küçük çocuğun bugünkü yaşı kaçtır demiş bize. Şimdi arkadaşlar küçük çocuk dedim, büyük çocuk dedim, bir de anne dedim. Şimdi bugünkü yaşlarına, bugün diyorum, şöyle dedim, küçüğe x dedim. Bu çocuklar kaç yıl arayla doğmuş? 3 yıl arayla doğmuş. O zaman büyük çocuğun yaşı ne olacak? 3 fazla olacak. Bir annenin yaşı diyor, 3 yıl arayla doğmuş iki çocuğunun yaşları toplamından, iki çocuğun yaşları toplamı ne yapar arkadaşlar? 2x artı 3 yapar. Bu yaşları toplamından kaç fazlaymış? 10 fazla. Ufak bir düzenleme. Annenin yaşını bulduk mu burada? Bugünkü yaşını. 5 yıl sonra diyor. Buraya da yazalım. 5 yıl sonra diye. Küçük çocuğun 5 yıl sonra annenin yaşı küçük çocuğun yaşının 3 katından 10 eksik olacakmış. Şimdi 5 yıl sonra küçük çocuk kaç yaş büyüyecek? 5 yaş. E anne de büyüyecek. Annenin yaşı 2x artı 13'tü. 5 yaş ne oldu? Büyüdü. 5 yıl sonra diyor küçük çocuğun yaşının bakın 3 katından kaç eksik olacakmış annenin yaşı? 10 eksik olacakmış. Tamam. Bu denklemi düzenleyelim. 3'ü dağıtıyorum. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. 3x artı 15. Bir de eksi 10'umuz var. Karşı tarafı düzenleyelim. 2x artı ne yaptı? 18 yaptı. Biraz daha düzenleyelim. 2x'i sola attım. 5'i de arkadaşlar sağa attım. Buradan x ne demek oldu? 13. Bize ne soruluyor? Küçük çocuğun bugünkü yaşı kaçtır? E küçük çocuğun zaten bugünkü yaşına x demiştik. Buradan 13 olarak
karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bir annenin yaşı 4'er yıl arayla doğmuş iki kızın yaşları toplamından 14 fazla. Annenin bugünkü yaşı 50 olduğuna göre küçük kız kaç yaşındadır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar küçük kız diyorum, büyük kız ve yine anne var. Şimdi şöyle yapalım. Bugünkü yaşları diyelim. Küçük kıza x dersem bu çocuklar 4'er yıl arayla doğduğu için büyük kızın yaşı ne olacak? X artı 4 olacak. Bir annenin yaşı 4'er yıl arayla doğmuş iki kızının yaşları toplamından 14 fazlaymış. Yaşları toplamı ne arkadaşlar? 2x artı 4. Bunlardan kaç fazla? 14 fazla. Annenin bugünkü yaşı belli. Annenin bugünkü yaşı 50. Bu denklemi düzenleyip x'i bulmam lazım burada. 18'i karşıya atarsam 50'den 18 çıktı. 32 kalır. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x'i ne bulurum? 16. Bana küçük kız kaç yaşındadır diye soruluyor. Küçük kızın yaşı x olduğuna göre arkadaşlar 16 olarak buluruz. Devam edelim. Bir babanın yaşı 5'er yıl arayla doğmuş iki çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Kaç yıl sonra babanın yaşı küçük çocuğun yaşının iki katından iki fazla olur diye sorulmuş bize. Yine küçük çocuk diyorum, büyük çocuk diyorum, baba diyorum. Şimdiki yaşlarını arkadaşlar şöyle yapalım. Küçük çocuğa x dedim. Bu çocuklar kaç yıl arayla doğmuş? 5 yıl arayla doğmuş. Ne diyor bana? Bir babanın yaşı 5'er yıl arayla doğmuş iki çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Toplayalım. X var, X var, 2X. Deneyimiz var. 5'imiz var. Kaç yıl sonra diyor. Ben buraya arkadaşlar A yıl sonra olsun diyorum. Babanın yaşı küçük çocuğunun yaşının iki katından iki fazla olur. Şimdi küçük çocuk şu an X yaşında. A yıl sonra ne olacak yaşı? X artı A. Baba da yaşı artacak sonuçta A yıl sonra. Aynı kalmayacak. Kaç yıl sonra diyor babanın yaşı. Küçük çocuğun yaşının iki katından iki fazla olur. Burayı düzenleyip eşitlemem lazım. 2'yi dağıtıyorum arkadaşlar buradaki. Artı ikisini de ekliyorum. Karşı tarafı da düzenleyelim. Bakın 2x'leri ister sağa atın ister sola atın birbirini sıfırlayacak. Buraya bakın a'yı sola yazıyorum. 2'yi de sağa yazdım mı? A buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 3. 3 yıl sonra bana zaten kaç yıl sonra yani a'yı soruyor. Buradan cevabı 3 olarak buluyoruz. Devam ediyorum. Aşağıda Pınar'ın nüfus kayıt örneği sayfası gösterilmiş. Kendisi eşi, kızı ve oğlu var. Doğum yılları var ve Pınar'ınki burada eksik gördüğünüz üzere. Pınar'ın çocuklarının bugünkü yaşlarının toplamı Pınar'ın bugünkü yaşına eşit. Cevdet ile en büyük çocuğunun yaşları toplamı 58'miş. A artı B soruluyor bize. Cevdet burada belli. En büyük çocuğu hangisi? Sevim mi, Aylin mi, Ali mi? Arkadaşlar burada Sevim 2000'de doğmuş. Aylin 1997'de. Ali 1994'te. Burada arkadaşlar en küçük tarihte doğan yaşı en büyük olandır. Bakın bu 2000'de doğduğunda Ali o zaman 1994'te doğduğu için 6 yaşında oluyor. Değil mi? Aylin 1997'de doğduğunda Ali 3 yaşında. Ali buradaki en büyük çocuk. Buraya da yazalım. Ali en büyük çocuk. Şimdi arkadaşlar şöyle diyebiliriz biz. Ali'nin babası Cevdet 1968 doğumlu. Ali de 1994 doğumlu. 1994'ten 1968'i çıkardığımızda ikisinin yaşları farkını buluruz değil mi? Bakalım. Bakın. Ali 1994'te doğdu. Babası 1968'de doğdu.
Biz ne yaptık? Ali'nin doğum yılından, yani normalde 1968'den 1994'ü çıkaramayacağımıza göre Ali'nin doğum yılından babasının doğum yılını çıkardığımızda arkadaşlar ikisinin yaşları farkına bulduk. Ali'ye o zaman ben X dersem bugünkü yaşına, babası kaç yaşında olacak? 26 yaş daha fazla olacak. Yaşları farkı 26 olduğuna göre. Değil mi? Bunu bu şekilde ifade edebilirim. E ne diyor arkadaşlar? Ali ile babasının yaşları toplamı kaçmış? 58'miş. 26'yı karşıya attığımda, pardon. Buradan 2x 32 demek. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x'ini bulurum arkadaşlar. X'i 16 olarak bulurum. Yani Ali bugün o zaman 16 yaşında. E 1994'te doğmuştu. Bugünün tarihini bulabilir mi o zaman? 1994'e 16 eklersek acaba bugün diye bahsettiğimiz tarih hangi tarih? Arkadaşlar 2010 yılıymış. Buraya da yazalım. Bugün bu soruya göre 2010 yılı. Şimdi Ali 16 yaşında. 2010 yılında 2010'dan 2000'i çıkarırsak Sevim 10 yaşında. 2010'dan 1997'yi çıkarırsak arkadaşlar Aylin de 13 yaşında. Diyor ki Pınar'ın çocuklarının bugünkü yaşları toplamı Pınar'ın bugünkü yaşına veriyormuş. Toplayalım çocukların yaşları toplamını. Kaç yaptı arkadaşlar? 39. Pınar bugün kaç yaşında? 39 yaşında. E, bugün 2019 yılı. 2019'dan Pınar'ın yaşını çıkarırsam Pınar'ın doğum yılını bulurum. Çıkaralım. Arkadaşlar Pınar 1971'de doğmuş. E burada iki tane rakam eksikti. Bakın buradan cevabı 8 olarak buluruz. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Devam edelim. Pardon. Bir babanın yaşı iki oğlunun yaşları farkının 4 katına eşittir. 8 yıl sonra babanın yaşı oğullarının yaşları farkının 5 katından bir fazla olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Arkadaşlar, insanların yaş farkı yıllar geçtikçe değişir mi? Mesela A kişisi, B kişisi diyelim. Bu işte 5 yaşında olsun, bu da 15 yaşında olsun. Yaşları farkı ne? 10. 2 yıl sonra bu 7 yaşında olur. Bu 17 yaşında. Bakın yaşları farkı ne? Yine 10. Yaşları farkı insanların yıllar geçse de ya da yıllar öncesinde olsa da ne olmayacak? Değişmeyecek. Bunu unutmayalım. Şimdi burada fark diyorum ve babanın yaşı diyorum. Şimdi bir babanın yaşı İki oğlunun yaşları farkının 4 katına eşittir. Yaşları farkına x dersem babanın yaşı o zaman ne olacak arkadaşlar? 4x olacak. Bu şimdiki durum. 8 yıl sonra diyor. Buraya da yazalım. Şimdi 8 yıl sonra babanın yaşı ne olacak? 4x artı 8. Yaşları farkı değişecek mi? Hayır, değişmeyecek. Asla buna 8 falan eklemeyin. Dediğim gibi 8 yıl sonra da yaşları farkı yine x olur. 8 yıl sonra babanın yaşı yazdık arkadaşlar. Oğullarının yaşları farkının yani x'in 5 katından bir fazlasına ne olacak? Eşit olacak. Çözelim burayı. Şöyle yapıyorum. 4x'i sola atıyorum. 1'i de sağa attım. X buradan ne çıktı? 7 çıktı. Bana babanın bugünkü yaşı yani 4x'in cevabı lazım. Baba bugün kaç yaşındaymış? 28 yaşında. Devam edelim. Evet. Yukarıdaki tabloda A ve B yıllarında Eda ve Mert'in yaşları veriliyor. Buna göre B yılında Mert kaç yaşındadır diye sorulmuş. Arkadaşlar A yılında şuna bakalım. Mert Eda'dan daha büyük normalde görüyorsunuz. Yaşları farkı o zaman
24'ten 16'yı çıkardığımda kaç olacak? 8. Yaşları farkı ne? 8. B yılında da yaşları farkı 8 olacak. Yıllar öncesinde de, yıllar sonrasında da yaş farkı değişmez. Mert de daha büyük olduğuna göre Mert'in yaşından Eda'nın yaşını çıkarıp kaça eşitlemem lazım? 8'e. Şöyle bir düzenleyelim. Eksiği dağıtıyorum. 2x'ten x çıktı. X. Eksi 6 ile eksi 4'ü topladık. Eksi 10. Arkadaşlar eksi 10'u karşıya atarsam x'i buradan ne bulurum? 18. B yılında Mert kaç yaşındadır diye sorulmuş bize. Yani 2x eksi 6'nın cevabı lazım. 2 kere 18 36 yapar. 36'dan 6'yı çıkardığımızda 30 olarak cevabı buluruz. Devam edelim. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 6 katından 4 fazla. 6 yıl önce annenin yaşı çocuklarının yaşları farkının 5 katından 3 fazla olduğuna göre annenin bugünkü yaşı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar yaşları farkımız var, anne var. Bugünkü yaşları diyorum. Yaşları farkına x diyeceğim. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları farkının yani x'in 6 katından kaç fazlaymış? 4 fazla. Bu bugünkü yaşı. 6 yıl önce diyor. Şimdi arkadaşlar 6 yıl önce anne sonuçta 6 yaş daha küçük. Yaşları farkı değişir mi 6 yıl önce? Değişmez. Yine x. Diyor ki çocuklarının yaşları farkının 5 katından 3 fazlasına eşitmiş annenin yaşı 6 yıl önce. Düzenleyelim. Şurada düzenliyorum. Arkadaşlar burada artı 4, eksi 6 var. 5x'i karşıya attım. Eksi 2'yi de. X buradan ne çıktı? 5 çıktı. Annenin bugünkü yaşı soruluyor. Annenin bugünkü yaşı 6x artı 4 olduğuna göre 6 kere 5 30, 4 daha 34 yaşında. Devam edelim. Evet, bunu büyütelim. Aşağıda iki kardeşin yaşları ile ilgili bir grafik verilmiş. Buna göre kırmızı ve mavi çizgi aşağıda verilen değerlerin hangisine ait olabilir? Şimdi arkadaşlar burada şunu görüyorum. Yıllar artıyor bakın. Ama bu değer neyse hiç değişmemiş. Bakın. Şimdi mavi grafik hiç değişmediğine göre yıllar artınca değişmeyen şey neydi? Yaşlar farkı değil miydi? Bakın. Burayı şöyle düşünün. Birinci yılda yaşları farkı 2 olsun. İkinci yılda yine 2. Üçüncü yılda yine 2. Dördüncü yılda yine 2. Yani yıllar arttıkça yaşları farkı hiçbir zaman değişmez. Aslında biz doğru seçeneği bulduk. Ama yine arkadaşlar kırmızı grafiğe de bakalım. Şimdi iki kardeşten söz ediyor. Birinci yılda mesela yaşları toplamı arkadaşlar 10 olsun. İki kişiden bahsettiğimiz için ikinci yılda ikisi de birer yaş büyüyeceği için yaşları toplamı ne olur? 12. Üçüncü yılda ikisi de birer yaş yine büyüyeceği için yaşları toplamı 14 olur. Bu şekilde devam eder. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.